Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşınızla beraber paylaşın Arkadaşlar çok fazla soru var abi kanyonu nasıl dizeriz abi kanyondan neler yapmamız lazım abi ne yapalım kanyonda arkadaşlar kanyonda birkaç tane ana komutan var 5 kıtayla dizersin ya 4 kıtayla dizersin yani ya 3 kıtayla dizersin ama ee, bu kanyon o kadar etki verici ya etkileyici bir şey değil. Yani sadece bir gösteriştir tamam mı? Tabii ki e, bunun bir ödülleri var. Oyunun başında bazen altın anahtar gerçekten çok önemli. Yani gerçekten önemli bunu biliyorum ama o kadar etkileyici verici bir şey değil. Yani eğer ki iyi bir birlikteyseniz zaten altın paketten e, altın e, sandıklardan gelen ana, altın anahtarlar çok çok daha Güzel yerlere götürecek ama e, tabii ki bunu sadece sizin isteğiniz için e, Yaptım Bazı arkadaşlar e, yani free to play arkadaşlar aslında e, Böyle bir kıtalara dizilmesini ben öneririm yani bu kıtalar gerçekten e, inanılmaz oluyor Yani eğer ki böyle bir şey yapmak istiyorsunuz e, Ben size böyle birinci kıta olarak Sanctus of John Ironsaydı Kesinlikle tavsiye ediyorum İkinci kıta olarak ben Atil zaten herkeste olmazsa olmaz diye bir komutandır. Atil yapıyorum. Arkasına da ben bir Osman koyacağım. Arkadaşlar niye Osman koyacağım? Osman hem güzel bir şeydir hem e, çok daha fazla e, şey veriyor. Nasıl söyleyeyim? E, ne derler? E, kıta kapasitesi veriyor. Kendisi de gerçekten güzeldir. Üçüncü kıtam olarak eğer ki bir kıtayı dizmek istiyorsam. Ben kesinlikle böyle bir şey yapacağım. Aybars Bars ve arkasına da bir Pelagius koyacağım. Üçüncü kitap. Dörtüncü kitap eğer ki ben dizmek istiyorsam kesinlikle e, böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hadi nereye gitti? Heh. Evet. Herman. Herman yapacağım. Arkasında da kesinlik kesinlikle ben iki kontanı gerçekten çok e, Meraklıyım biri kosono birisi de imhotep ee, Imhotep güzeldir ama yeni oyuncular için çok fazla bir şekilde çok erken bir şekilde gelir mi gelmez mi bunu bilmiyorum Ama eğer ki ben dizmek istiyorsam dördüncü kitabı da böyle yapacağım Ve altıncı kitabı ben e, Daha doğrusu e, Nasıl söyleyeyim Bir support olarak Kullanıyorum support olarak da ben e, Böyle bir şey yapabilirim aslında Bir dakika mor komutanlarımı bakacağım Eee eğer ki ben yapmak istiyorsam böyle bir Juana ee, fark arkasına arkasına herhangi bir şey ya mesela böyle bir şey yapabilirim aslında. Bir dakika. Şu an Juana e, farkı ben değiştirmek istiyorum. Santos'un arkasına böyle bir şey var. Tamam. E, şu an burada böyle bunu saklamak için ve burada da e, koyacağım. Yani John koyacağım. Tamam. Şu an ben eğer ki bu komutanları dizmek istesem böyle bir diziliş yapacağım. Kesinlikle. Tabii ki bunlardan hangisi 60 seviyeye çıkacak ya hangisi 60 seviyeye çıkmayacak. E, bu da ayrı bir hikaye. Ama 20 seviyeden sonra arkasına bir komutan koyabilirsiniz. Bu komutanlar eğer ki bir free to play'siniz gerçekten inanılmaz. Yani bunu kesinlikle yapmalısınız. Bir free to play olarak 5 kıta dizmek istiyorsunuz. Ee, i̇lk olarak Santuzu. Ee, ben böyle bir şey yaptım. Yani hatta bunun e, yerleri bile değiştirebilirsiniz. Mesela e, öyle söyleyeyim. E, Santuzun arkasına Juana Fark koymayacaksınız. Tamam mı? E, mesela arkasına Juana Far koyacaksınız. E, ve e, Osmanlı'da başka bir komutana Mesela değiştireceksiniz. Ama bu kıtalar gerçekten sizin için mükemmel olacak arkadaşlar. Ama abi peki ben 4 e, kıtayım. 4 kıtaysam böyle mesela kıtaları artık e, değiştirebilirsiniz. Ama birinci seviye mesela ben olsam ben böyle yapacağım. Çünkü Cuvanafar e, gerçekten iyi bir komutandır. Ama ben yapmak istiyorsam mesela böyle bir şey e, yaptırım daha doğrusu. E, çok daha güzel bir yerlere götürür sizi hata e, Santuzunun arkasına da ben böyle bir Hı -hı. Tamam bir dakika e, arkasına Böyle Elojimon'u koyacağım Hmm. Eloji Mondok Eloji Mondok Evet Ve John Ironside Arkasına Osman koyabilirim mesela. Daha fazla kıta kapasitesi alırım arkadaşlar. Böyle bir kıta da yapabilirim ama <laughs> tabii ki bunun Osman'ı e, yani bu ikisi değiştirmek e, çok mantıklı mı mesela ben olsam her zaman Santos'un arkasına mesela koyacağım. Osman'ı daha mantıklı e, geliyor. Çok çok daha güzel oluyor mesela böyle bir şey e, yaparım. Çünkü sağ kendisi de gerçekten güzel bir savunması var. Ee, tabii ki bu yeni mor kontan gelecek. O yeni mor kontan ne kadar etkisi var, e, ne kadar da güzel olduğunu gerçekten artık e, beyinleri şaşırdı. Yani bizi de şaşırdı. E, bir bu kadar mor güzel bir komutan gelebilir mi ya olabilir mi? Evet oldu ve güzel oldu. Ama eğer ki ben e, o güzel komutanım olsa da, yani e, en fazla yapabileceğim şey John Ironside. E, önde arkasına da o komutanı koyacağım. Ama bu 5 kıta gerçekten sizin için inanılmaz. E ben 5 kıtayı kanyondan dizmek istiyorsam böyle yapacağım. Bir de siz kıtalarını yavaş yavaş düzeltirsiniz tabii ki. Ama bu 5 kıta free to play'ler için gerçekten inanılmaz. Ama gelelim Hey pay to win ya para harcayan oyuncular. Para harcayan oyuncular arkadaşlar ne yapacak? İlk başında bir minimato var. Tamam mı? Bir minimato arkasına da bir Baybars koyacağım ben. Ya da Baybars değil, e, Pelagius koyacağım ben. Ya Chao Chao koy. Tabii ki bu Chao Chao ne kadar e, yüksekse bu da önemli. Ama Pelagius'u buraya koyacağım. İkinci olarak ben Chao Chao'mi e, zaten Chao Chao'm var. Arkasını da bir Baybars koyacağım. 2 zaten benim <laughs> full bir oyuncu isem zaten Martel'im de var. Martel'im varken bir John Iron olsaydım da var arkadaşlar. Tamamı 3 Eğer ki ben çok fazla par harcıyorsam zaten ister istemez böyle bir e, güzel bir e, şeyim de var. Sezar'ım da var. Sezar'ın arkasına da ben koyacağım. Beyefendimiz nerede? Burada. E, ve 5. tamide da dismek istiyorsam artık YSG, Atif koyabilirim. Peki bunları nasıl değiştirebiliriz? Yani bunlar e, e, gerçekten şey yapar mı? Sizi tatmin eder mi? Tabii ki güzel bir şekilde tatmin eder. hatta ben böyle bir şey de e, söyleyebilirim. Bunlar daha güzeli de yapabilirsiniz. Çünkü ben biliyorum eğer ki bir oyuncu öyle bir şey varken burada YSG'yi direkt sildiririm arkasına. Ben bunu koyacağım. Kesinlikle zaten bu oyuncularda bunlardan olacak. Richard'ım kesinlikle var. Çünkü ben bir para harcayan bir oyuncuyum. Ve böyle de arkasına da bir Santos'u koyacağım. Eğer ki biz bu kıtaları böyle KVK 2'den dizersek. inanın ki çok güzel yerlere gidersiniz. Tabii ki burada mesela ben bir komutanı koyamadım. Atiflay'ı koyamadım. Burada bunun arkasına hatta e, Atelflight koyabilirsiniz. Minimaton arkasına Atelflight koyarsanız gerçekten de güzel olur. Ya hatta Minimaton arkasına YSG koyacaksınız. Martel'in arkasına da Atelflight koyacaksınız arkadaşlar. Bu ikisi yapabilirsiniz. Bu pay için. Yani para harcayan, çok fazla para harcayan e, Sezari Puglia 5 5 5 bir ve e, Hannibal Barca'yı fullleyen bir oyuncu. Ama eğer ki Hannibal Barca'yı fullemediniz tabii ki bunu da böyle yine de Devam edebilirsiniz arkadaşlar mesele benim hali var full değil arkadaş Sezar'ım ee, o kadar güzel değil o kadar para yatıramadım arkadaş o kadar para yatıramadığında da e, Böyle bir şey Yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü bu buff Bakın burada e, bir, e, Juana var gerçekten çok güzel Savunma sağlık ve saldırı veriyor Özellikle 3 birimi Yani buradaki bütün birimleriniz savunma sağlık ve saldırı özel olarak yani birisini savunma birisi sağlık birisi de saldırı ağları ve bunlar hepsi bunların yüzünde ama eğer ki ben biraz daha e, kırılgan olmasın diye ben her zaman böyle yapıyordum e, Yani Kendi kıtalarımı böyle yapıyordum ben Burada santuzunu koyacaktım Arkasını da bir atelplate koyacaktım e, Richard'ın arkası da böyle bir e, Juana fark koyacaktım. Tabii ki bu Juana farkı burada bırakacaktım. Burada Martel'im minimum da zaten full arkasında da Pelagius, Baybars koyacaktım ya. Ata ben böyle diyebilirim. Ben burada e, zaten e, Pelagius'u niye koydum? Burada kendisi can veriyor. Pelagius 3 4. skill'inde biraz can veriyor. O yüzden minimum arkasına böyle koydum. E, ve gerçekten bu güzel oluyor. Tabii ki burada Pelagius ve Baybars'ın arkasındaki yani Pelagius ve Baybars'ı değiştirebilirsiniz. Bu e, az harcayan. Az harcayan bir oyuncu zaten 5-5-1-1 bir marteli olacak. Santuzus'u da full olacak. Atifli'yi de 5-5-3-1 falan olacak. E, Çao Chao zaten paketle çıkıyor. Minimato da full bir paket. Full bir paket olursa ben böyle bir oyuncu böyle dizmek isterim. Bir de 50 seviye, 60 seviye, 40 seviye bunlar da Kontanların arkasına koyacaksınız yani o ona göre yapacaksınız ama e, yine de söylüyorum bunlar gerçekten önemli bunları siz deneyeceksiniz mesela e, Richard'ın arkasına santuzu koyun, e, Attila arkasına mesela e, of Navar koyun bunları siz krallığınıza göre değiştirirsiniz ama e, ekipman da bu konuda çok önemli mesela ekipmanın olmasa bunlar olsa da ee, çok fazla bir şey yapamazsınız ama yine de iyi güzel yerlere gideceksiniz. Ama bu komutanlar gerçekten e, KVK1'deki en güzel dizilişler böyle olacak. Çünkü KVK1'de Martel, Richard e, özellikle yeni gelen e, medeniyete yani Yunanistan'ın e, iki komutanı gerçekten dengeleri değiştirecek. E, ama bunlar piyade yani KVK1 gerçekten piyade KVK'sı. E, ve arkasına da yani yanında da bir minimato çav çav gerçekten güzel gidecek eğer ki siz bir free to play bu videoyu izlenmeniz lazım. Bir low spender yani az harcayansınız bu videoyu izlenmeniz lazım. Ve eğer ki full balinasınız da bu videoyu gerçekten izlenmelisiniz. Çünkü bunlar sizin kanyon ya e, show showtime. Yani kendinizi göstermek zamanı buradadır. E, ben en güçlüyüm, en iyisiyim ve en iyisi olurum. E, ben her zaman birinci olurum. E, eğer ki bunları istiyorsunuz kesinlikle böyle yapmanız gerekiyor. Ee, bu videoyu yaptığım e, nedeni çok fazla istek geldi e, kanyon nasıl olacak kanyon nasıl olacak nasıl olacağını ben size gösterdim ekipmanlarınızı unutmayın ekipmanlarınızı takmanız lazım böyle bir dizmek her zaman sizi önüne götürecek bu video videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim hepinizi çok çok seviyorum başka bir işin görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.